Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün sizlerle birlikte Sezon 17'de verilecek olan Emojileri göstereceğim Bir de gelecek olan özel sandığı göstereceğim Sezon 17'deki bütün ödüller daha tam olarak Açıklanmadığı için onlar hakkında Az çok bilgilerim var bunları da sizlerle paylaşmak istedim İlk önce yeni gelecek olan Özel sandığı göstereceğim Daha sonrasında ise sezon 17'de verilecek olan Emojileri göstereceğim Birkaç çarka gelecek zaten biliyorsunuz arada ve işte Çarka da koyuyorlar Royal pası da getiriyorlar falan filan öyle şeyler Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce aşağıdan bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu türde videolarımdan faydalanabilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. İlk önce yeni gelecek olan özel sandıktaki emojileri sizlere göstereyim. Emojileri diyorum setleri göstereyim. Bunlar eskiden oyuna gelmiş. Hani UC çarkıyla alınabilen emojiler. Benim en çok sevdiğimse şu kolları RGB olan var ya mavi kırmızı falan yanıyor değişik değişik. Ben en çok onu seviyordum. Böyle bir tane Writer Reader maskesi falan gelecek. Değişik. Writer Reader'ın seti gelecek. Bunlar tam olarak ne zaman geldi hatırlamıyorum. Çünkü hani oyunu ikinci sezondan beri ben oynuyorum ve çok fazla şeyler geldi. Mesela bu aydık seti geleli çok fazla olmadı diye düşünüyorum. Maksimum 3 sezon öncedir yani. Bunun geldi tarihi hatırlıyorum ben. Ama az çok hatırlıyorum. Gelmişti gitmişti falan. Bunları özel sandığa ekleyecekler. Özel sandığı da biliyorsunuz ki parası olan açıyor. Ben en çok mesela bu seti sevdim ama hiçbir zaman bu seti alabilecek UCM olmadı. Çünkü ya bu seti neden seviyorum söyleyeyim Kolları gayet güzel ışıklı falan filan. Maske bir gram değil ama hani beyaz pelerini set. Hareket ediyor. Işıklı mı ışıklı bence gayet güzel bir set. Hani keşke bizim de olsa aha mutfaktan bir şey ama maalesef ki yok. Bir başka setimiz olan Metal Storm seti gelecek dostlar. Böyle bir tanecik set. Bence bu set de baya güzel. Yanlış hatırlamıyorsam bu premium sandığa gelmişti. Çarka da gelmiş o haber Oyuna uzun süredir bir ton şey geldiği için hepsini tam olarak hatırlamıyoruz ama ama baya bir şey geldi oyuna. Yani baya baya güzel. Şöyle baksan zabipelerine falan hareket ediyor. Mis gibi set. Daha sonrasında ise böyle atlı unicorn'la bir tanecik set var. Yani ben şahsen bunu pek sevmiyordum. Bu S2 özel falan getirmişlerdi bunu. Yani baya şöyle atlı değişik kafalı falan set. Ya bu seti de baya bir ucuya yatır falanlar olmuştu. Ondan sonra özel sandalye bir tane de biliyorsunuz ki full versiyonlu bir UMP var. Bu e, 6. sezonuna çıkmış bu UMP. 12'de de vermişlerdi. 18'de de tekrar verirler mi bilmiyorum ama... 2017 sezonda özel sandıkta olacak böyle bir tanecik de Scar desenimiz var Bunlar zaten çarka gelip gitmiş şeyler mesela M4 deseni olsun şey olsun yeşilli mavili morlu değişik bir şeyler yapmış yani idare eder genelde bunun içine bile para yatırdıklarında kötü şeyler çıkıyor ve bir tanecik de böyle alt tavamız var bu da aynı şekilde sezon 12'ye özeldi hani işte e, bazıları bir st özel diğerleri ikinci yıl dönümüne özel üçüncü yıl dönümü de sanırım yanlış hatırlamıyorsam Mart ya da Nisan olacak. 18. sezonda olacak. O bakalım onlar da ne getirecekler. İçine bir tanecik Tekno Helmet diye bir tane kas deseni ekleyecekler. Böyle beyaz yeşilli değişik tasarımlı falan. VSS deseni olacak içinde böyle işte mor mavi yine aynı gümüş. Skobu falan gümüş yaptılar. Bir VSS deseni. Üstte bir de Buggy deseni var. Buggy deseni biliyorsunuz ki sezon 12'de Toros desenine de gelmişti. Buggy deseninde de vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Jeep'te bile vardı ama bunlar e, Royal Pass sandığına eklenmişti. Onlar da buraya aktarmışlar bir kısmını. Daha sonrasında ise böyle bir tanecik pembe saç falan filan var. Yani pembe mi kırmızı mı tam belli değil ama azıcık işte öyle bir saç pek kullanma nasip olmadı. Hani yerden falan bulamadığımızı bilmiyorum. Böyle bir tane unicorn'un işte şeyi var çantaya takılan süsü değişik değişik güzel şeyler. ya yani pek ben bunları önemsemiyorum şahsen. Ben en çok hareket eden planları özlüyorum. Böyle bir tanecik sarı kırmızı değişik spor elbisesi gibi ama şapkalı. Değişik kombinli gözlüklü falan bir tanecik set getirmişler. Hani bunu da tekrardan getirecekler. Ben bunlar cidden ne zaman geldi hatırlamıyorum. Çünkü oyuna çok fazla şey geldi. Daha sonrasında böyle işte oyuncu tarzı bir tane set var abi. Büyük ihtimal bu e, Luna Park gelmişti biliyorsunuz ki bir ara. Ona özel diye düşünüyorum. Hani Luna Park'ta işte e, mermi geçmeyen duvarlar vardı. Luna Park'tan atlayıp işte adaya gidiyordun. Onu sonra Başka başka mesela Luna Park'tan denize atladı da deniz içinde kit basabiliyordu suyun içinde falan baya bir taktik vardı yani o zamanlar. İşte bayıldığında falan Luna Park'a biniyordun. Luna Park'la bayken falan uçabiliyordun. Değişik şeyler vardı. Böyle The Dumbman Set diye bir tane kırmızı siyah set var. Ee, şu seti hatırlıyorum beyaz bir set. Bu da ya yanlış hatırlamıyorsam çarkla çark değil de bu şeydi hani ucuya verip açılan sandığa gelmişti bu işte 540 ucuydu yanında da bir ihtimal bir yükseltilebilir silah vardı tam hatırlamıyorum geldiği zamanı bir tanecik böyle uçak desenimiz falan var kırmızı siyah gümüş Beyaz yani bunlar idare eder. Daha sonrasında ise böyle kırmızı beyaz avuk desenimiz var. Bu da zamanında işte Royal Pass olsun, Royal Pass Tarko olsun falan kırmızı Toros desenimiz var. Bunlar işte özel sandığa gelenler önceden gelmiş işte alamamışlara özel çıkarttıkları bir sandık gibi düşünün ama hani genelde istediğiniz bir şey bu sandıktan da çıkmıyor. Bu da öyle bir sandık. Böyle paraşüt alan var. Zaten paraşütlerden bıktım biliyorsunuz ki 35-40 tane hesabımda olduğu için. Bir de deneme amaç dedim ki herkes yeni gelecek premium sandığı merak ediyor. Belki özel sandığı da merak ediyorlar deyip özel sandığında bir videosunu çekeyim dedim. Belki seversiniz sever derseniz hani bunun yeni gelecekleri zaman da yine paylaşırım. Hani işte S2 paraüstü bu da yine sezon 12'de verilmiş paraşütlerden biri. Bu da sandıktaydı aynı şekilde. Hani belki UC ya yatırıp e, bu sandığın gelmesini bekleyenler falan vardı diye bunları da çekeceğim arada. Böyle bir tanecik S686 desenimiz var. Steel Magnum diye yazıyor üstte. Yani birazcık savaşçı tarzı falan bayağı güzel ama biz bunları göremedik. Ben niye hatırlamıyorum bu kadar çok şey gelmişti. Daha sonrasında böyle bir tane işte siyah paltolonlu mavi bir tanecik e, set var. Tam mavi olarak sayılmaz. Hafif mavi mor karışma bir set. Yani güzel daha sonrası da bir tane işte böyle bir akrep deseni var siyah yeşilli mavili Hani ben bunları cidden hatırlamıyorum sanırım birazını yeni yapmışlar hani işte iki üçte içine biz bir şeyler yapalım da atalım belki olmayanları vardır bunlara alsın gibi Şu yeşil setin mesela neonu bayağı güzel olmuş hani neon parlaması güzel yeşil bir güzel parlama tonu eklemişler gayet güzel ben bunları yeni görüyorum mesela hepsini görmedim Siz de yorumlara yazın hepsini gördünüz mü Ben bazılarını ilk defa görüyorum Böyle işte kafamıza takılan mavi tavşan kafası gibi bir şey var yani Beyaz mavi tavşan kafası Şu pembe seti hatırlıyorum Bu da baya bir eski bir set hani Ya sezon 11 falan da herhalde Bu da hatırlamıyorum ki baya oldu bunlar geleli ya Böyle pembe ceketli meketli bir tanecik Daha sonrasında böyle kırmızı siyah çant daha sonrasında böyle bir tanecik çanta deseni getirecekler. Bu da bayağı eskiden gelmiş bir çanta deseni. Daha sonrasında ise korsan kafası var. Bunun bende bir değişik versiyonu vardı ama bundan yoktu. Öyle bir tanecik de kanat koymuşlar işte. Korsan gözü falan koymuşlar. Değişik değişik şeyler. Ve tabii ki içinde olmazsa olmaz klasik sandık, grafiti, gümüş parçacık falan filan hepsi her zamanki gibi bunda da var. Bu da dostlar sezon 17'de gelecek olan avatar çerçeve işte 2021 yazısı bu gelmişti zaten biliyorsunuz böyle bir tane gümüş çerçeve olacak. Böyle kalpli bir çerçeve falan olacak, Ka tahtalı çikolatalı bir şey olacak sevgililer günü özel sanırım. Böyle değişik değişik çerçeveler de gelecek. Bunlar tabii ne kadar önemsiyorsunuz bilmiyorum. Böyle baya baya ama hani güzel tasarım yapmışlar Fatih çerçevesi olmasa da Hani Fatih çerçevesi kadar olmasa da güzel yani Hani çıksa kullanılır tarzında Böyle baya her renk tonu yapmışlar abi Baya baya yapmışlar Hem de bir tane değil Baksana kaç çeşit gelecek hiç bitmiyor da. Ve sırada ise sezon 17'de gelecek olan eğlence parkı emoji'si. Evet sezon 17'de böyle eğlence parkına bir tanecik emoji gelecek. Hani bunu mesela çift olarak emoji yapıyorsunuz ya. Bu ona özel değişik bir şeyler yapmışlar. Hani bu ne olur ne biter hiç bilmiyorum. Bir de şöyle shadow fightlı falan değişik ee, elinde bir şey tutuyor abi şöyle İndiriyor kaldırıyor değişik bir emoji yapmışlar tabi. Hani bu ne kadar değişik anlatamam ama yılbaşı özel olduğu çok belli. Mesela winner winner falan diyor böyle bittiğinde. Değişik bir emoji yapmışlar. Güzel duruyor. Bence uğraşılmış bir şey. Hani bunu mesela Royal Pass'a verseler baya güzel olur. Ama PUBG'de öyle diyordu. Gel Ferdi gel. Ben bunu Royal Pass'a koyacağım. Sen al gel. Kesin bunu gider başka yerlere falan gör. Bir tanecik de böyle işte oturak emojisi falan gelecek. Böyle işte adam bildiğin koltuğa oturuyor. Geri kalkıyor. Büyük ihtimalle bu yılbaşı özel gelecek olan da konulacak emojilerden biri olabilir diye düşünüyorum. Böyle geliyor, koltuğa oturuyor, geri kalkıyor, oturuyor, kalkıyor. Yani değişik bir emoji yapmışlar. Düşünsenize biri lobinize geliyor falan böyle oturup kalkıyor. İki gün sonra TikTok'ta bunun videosu olur abi kesin bak. Evet dostlar bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videomda görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Bu tür videoları kaçırmamak için aşağıdan takip edebilirsiniz efendim. Görüşürüz. Bay bay.